Merhaba arkadaşlar, Müzik Eğitimimiz kanalına hoş geldiniz. Hızlandırılmış gitar dersi serimizin ilk videosundayız. Elimizde bir adet klasik gitar var. Klasik gitarı biraz inceleyelim. Klasik gitarın 6 adet teli mevcut. En alt 3 tel misina, en üst 3 tel ise çelik üzerine çelik sargı veya ip üzerine çelik sargılı teller. Gitarın üzerinde bir ses deliği var. Bu güzel akustik tını çıkmasını sağlıyor. Ve geliyoruz. Burada burgular var. Bunlara akort burgusu diyoruz. En üstten başlıyorum. Ve ilk burgu mi, yani E notası. Buna göre akort edeceksiniz. Akort aletini açtınız, vurdunuz. Karşınıza E harfi çıkması lazım. Eğer çıkmıyorsa, örneğin D harfi var, sıkmanız gerekiyor. Mi'yi akort etmeniz gerekiyor. Ama dikkat edin, frekans değerlerine uygun bir şekilde akort edin. Aksi takdirde teliniz patlayabilir, kopabilir. Çok fazla sıkmayın. Yavaş yavaş sıkın ilk etaplarda. İkinci telimiz La notası. Yani ikinci burgumuz La, yani A harfi. Üçüncü burgumuz D harfi, yani Re. Alta geçtim. En altın sonundaki burgumuz Sol notası, yani G. Onun hemen yanındaki, yani ortadaki burgumuz Si notası, yani B harfiyle akort ediliyor. En alt tele geldiğimde de en son burgumuz Mi, yani E harfi. Üstümüzde bir kalın Mi var. Bir de altta ince Mi'miz mevcut. Toplam 6 telli. Evet, şimdi zaman kaybetmeden parmak egzersizleriyle başlayalım. Ama bu parmak egzersizini ben size dizi bir şeklinde vereceğim. Çünkü parmak egzersizi çalışıyoruz. Tamam, güzel bir şey. Bunu çalışmamız gerekiyor. Ama hızlandırılmış gitar dersinin mantığında biraz şu var bence. Şimdi 1-2-3-4, 1-2-3-4 çaldın ama pek bir anlam ifade etmedi. Ne yapmamız gerekiyor? Bizim burada notaları öğrenerek aslında çalışma yapmamız gerekiyor. Notalar üzerinde parmak egzersizi yaparsak, bir ses dizisi öğrenirsek, o şekilde hızlı bir şekilde şarkıları çalabiliriz. Evet, sağ elimizle başlıyorum ilk önce. Gitar nasıl tutulur bakıyoruz. Gitarın burada bir kavisi var, gördünüz. Bu kavisi alıyorum ben. Popüler gitar çalanlar için söylüyorum. Klasik gitarda bambaşka bir pozisyonda çalınıyor. Gitar buraya alınır, göğse yaslanır ve klasik eserler bu şekilde çalınır. Ama biz popüler gitar eğitimi alıyoruz. Şimdi aldım, sağ bacağıma dayadım. Vücuduma tamamen yasladım. Solak olanlar olabilir bu sefer. Gitarı sola çevirmemiz gerekecek ve tam tersi pozisyonda çalacağız. Sağ için ben şu an öğretiyorum. Aldım, yasladım, kavisi koydum. Sağ elimi getiriyorum. Buradan ses deliğini kapatıyorum. Gitar bu şekilde duruyorsa doğru tutuyorsunuz demektir. Aksi takdirde bu şekilde aşağıya düşerse veya bu şekilde kayarsa, o zaman bilin ki tutamıyorsunuz. Yani şu an doğru tutuş sergileyemiyorsunuz ve bu sizi çok zorlayacaktır. İşte burada pozisyon yapmaya çalışırken gitar sürekli düşecek. Rahat bir şekilde gitarın böyle durması lazım. Gitarı kendinizi çekmekten korkmayın. Sağ elimin baş parmağını aldım. En üst tele yasladım. En üst tele yasladıktan sonra işaret parmağımla sol notasını çekiyorum. Çekerken de bir üstteki tele yaslıyorum. Yani R'ye yaslıyorum. Çektim. Hareketimiz bu. Çekiyorum ve yaslıyorum. Kendine doğru değil, destekli biçimde üst tele yaslıyorum. Yasladım. Şimdi ikinci parmağım. Orta parmağımla çekiyorum. Aynı şekilde yasladım. 1, 2, 1, 2. Bunu birazcık yapın ki parmaklarınız alışsın. Bunlara biz isimler veriyoruz. Baş parmağı P, işaret parmağı I, orta parmağı ise M harfini verdik. Ne yapıyorum o zaman çalışma? Sol telinde I, M, I, M, I, M, I, M. Çalıştıktan sonra geliyorum hemen sol telinin ikinci perdesi. Sol'dan sonra gelen nota ne? La. Çok basit bir mantıkla. La notasına geldim. 1, 2, I, M. Çalıyorum. 4 kere yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Ardından sol telinin altındaki Si teline geldim ve boş. Si, 2, 3, 4. Yine aynı şekilde. Şimdi Do. Si telinin birinci perdesi. 1, 2, 3, 4. Ardından 3. perdeye geçiyorum. Si telinde R notası. R, 2, 3, 4. En alt tel boşa geldim. 1, 2, 3, 4. Mi notasındayım. Şimdi Mi telinin 1. perdesine geldim ve Fa'dayım. 1, 2, 3, 4. 3. perdeye geldim. 1, 2, 3, 4. Sol notasına geçiş yaptım. Geliyorum La notasına. La notasını isterseniz serçe parmakla, isterseniz işaret parmakla geçebilirsiniz. Sol'deydim. 1, 2, 3, 4. Serçe parmakla geçmek için biraz çalışmanız gerekebilir ya da parmağınızı bu şekilde atlatabilirsiniz. Evet, şimdi bu çalışmayı yaptık. La'ya geldik. Toplamda La'dan La'ya 8 nota geçmiş olduk ve bir ses dizisi ortaya çıkardık. La minör ses dizisi diyoruz biz buna. Bunların formülleriyle sizi uğraştırmayacağım. Direkt diziyi verdim. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Her notayı 4 defa çaldıktan sonra bir kereye düşürüyorsunuz. Bu sefer La, Si,
do, re, mi, fa, sol ve la. Çıkıcı olarak çalışıyorsunuz. Sonra dönüyoruz. La, sol, fa, mi, re, do, si, la, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Bu diziyi öğrendiğinizde birçok şarkıyı çalabileceksiniz. Çünkü çoğu şarkının tonu zaten la minör. Ve la minör olmasa da bu şurayı transpoz edip çalabileceksiniz. Ve internette de birçok nota mevcut bununla ilgili. Örnek eserlerde işleyeceğiz. Şimdi bu diziyi çalıştınız. Çalışırken dikkat etmeniz gereken şeyleri söylüyorum. Ve bu dersi bitiriyorum. Şimdi la'daydım. Ne yapmam gerekiyor? İşaret parmağım ve orta parmağım. Buna dikkat edeceğim. Ve sol elimdeki parmak numaralıma dikkat edeceğim. Ha bir de baş parmağınız buradan çıkmayacak. Burayı tutarken de şuna dikkat edin. Baş parmağımı ne yaptım? Dik bir biçimde buraya yerleştirdim. Bu şekilde çevirdim. Yani şu şekilde bir tutuş sergiliyorum aslında. Yandan gördüğünüzde böyle avucumun içerisinde bir şey varmış gibi. Geldim. Tekrardan çalışmamı yapıyorum. 1. Si'ye geçerken orta parmağımla Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Hep 1-2-1-2. Yani İ-M, İ-M şeklinde çalışıyorsunuz. Bu çalışmayı biraz sıkı tutarsanız bir sonraki derse geçtiğinizde çok rahat edeceksiniz. Bu dersi tamamen bitirmeden ve bu bahsettiğim çalışmayı egzersizi yapmadan lütfen ikinci videoya geçmeyin. İyi çalışmalar.